Merhaba sevgili seyirciler. Örnek insanların hayatını ve hatıralarını konuştuğumuz Anıların İzninde programımızla bu hafta da huzurlarınızdayız. Yurt içinde ve yurt dışında dünyanın çok farklı coğrafyalarında şu an bizimle birlikte olan bütün seyircilerimizi hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Programımıza Vav Televizyonu'na hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, din eğitiminin yasak olduğu bir dönemde Osmanlı medrese geleneğindeki derslerin birçoğunu Karadeniz bölgesinin ünlü alimlerinden henüz çocuk yaşta tahsil eden, 1956 yılında hocası Abdülhalim Efendi'den icazet alan, 1965 yılında marangoz ustası olarak gittiği Almanya'da bulunduğu bölgedeki Türk işçileri için Türk İslam Kültür Derneklerinin kurulmasına öncülük eden, 1992 yılında kurulan İstanbul Beyazıt Camii ve Külliyesini Koruma Derneği'nin kurucu başkanlığını yapan, İstanbul Sahaflarının son şeyhi ve İstanbul Sahaflar Derneği Başkanı Sayın Adil Sarımsak, ikinci bölümde bugün tekrar misafirimiz. Hoş geldik, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Sözlerime başlamadan önce Türkaz grubuna, şahsınızda emeği geçenler, hizmet verenlerin hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Allah hizmetlerinizi daim etsin hocam. Çok güzel hizmetler ediyorsunuz. Zaten bizim sizin kanallardan başka da seyrettiğimiz bir seyredecek bir kanal yok. Eyvallah. Allah hizmetlerinizi daim etsin. Amin. İnşallah Rabbim karşılıklarını da öteki tarafta hesabınıza kat kat versin Rabbim inşallah. Amin, amin. Çok güzel, çok teşekkür ederim bu güzel sözleriniz için. Bir sahaf olarak, yıllara meydan okuyan bir kitap doktoru olarak, sahaflık tutkusundan vazgeçmeyen bir kitap antikacısı olarak sizi ikinci defa programımıza misafir ediyoruz. Bir süre önce sizinle biz tekrar sizi buraya misafir etmiştik. İkinci defa bugün biz sizi tekrar buraya yorduk. Niçin yorduk? Çünkü biz bir hikayeye başlamıştık sizinle. Hikayemiz bitmedi. Bugün Allah nasip ederse hatıralarınızla inşallah o hikayeyi tamamlamaya çalışacağız. Ben bilmiyorum geçen defa size söyledim mi ama genelde misafirlerimin büyük bir kısmına söylüyorum ben. Faksusul kasasa hikayeni anlat. Anlatın hikayenizi ki yeni nesiller, gençler o hikayeden ibret alsınlar. Onlar üzerine düşen dersi alsınlar istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah Ali İmran suresinde يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَاُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ buyuruyor Cenab-ı Hak. Evet. Onlar Allah'a iman ederler. وَالْيَوْمِ ahiret gününe iman ederler. İyiliği emrederler. Kötülükten alıkoyarlar. وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ bir de güzel işlerde, hayırlı işlerde onlar koşarlar. Onlar salihlerdendir. Dolayısıyla biz salihlerin anıldığı yere de Yüce Allah'ın rahmeti iner. Biz de rahmetin tecellisi olsun diye salih insanları programımıza misafir etmeye böyle sizin gibi güzel dostları, örnek şahsiyetleri programımıza misafir etmeye devam ediyoruz. Sizinle biz tabii geçen birinci bölümde ne konuştuk? Biraz çocukluğunuzu konuştuk, memleketi konuştuk. İcazet aldığınız icazetinizi konuştuk. Ondan sonra biraz İstanbul'a geldik. İstanbul'dan biraz gurbete geçtik ama ben bugün istiyorum ki sizin çünkü bir diğer özelliğiniz de tamam sahaflar şeyhliğiniz var, dernek başkanlığınız var. Bugün yani o konuda
bir otoritesiniz. Ama sizin bir diğer özelliğiniz, önemli bir özelliğiniz, ilk gurbetçilerden oluşunuz. Gurbete ilk gidenlerden, Almanya'ya ilk gidenlerden, o sıkıntıyı çekenlerden bir tanesi oluşunuz. Benim babam da, rahmetli babam da gurbetçiydi. Ben de bir gurbetçi. Gerçi şimdi gurbetçi kelimesini pek Avrupa Türkleri çok fazla sevmiyorlar. Avrupa Türküyüz diyorlar biz. Doğru, ama ilk zamanlar gurbetçiydik biz. Orada misafir işçiydik. Dolayısıyla bugün birazcık daha o sizin gurbetin ilk yıllarını, çektiğiniz sıkıntıları konuşalım. Almanya yıllarını konuşalım. Oradan gelelim. Ondan sonra sizin Beyazıt Camii Külliyesini Koruma Derneği Başkanlığınız var. O bölgede yaptığınız hizmetler var. Polis karakolu yaptınız. O bölgede polis vakfına hizmetleriniz var. Önemli çalışmalarınız var. Dolayısıyla onları konuşalım. Çok güzel bir tane Kur'an-ı Kerim getirdiniz. Aslında çok eski gibi görünüyor. Ama hayır, yani böyle yazıları da sanki daha dün yazılmış gibi çok taze. Bunu da konuşuruz. Bir tane de bir İlmihal kitabı getirdiniz. Onu da konuşuruz. Burada getirdiğiniz plaketler var. Onları konuşuruz. Bazı fotoğraflar, arkadaşlarımın hazırladığı bazı fotoğraflar var. Onları konuşacağız. Bugün sizi ve sizin hayatınızı, hatıralarınızı konuşmaya devam edeceğiz. Daha doğrusu Oflu Hoca'nın hatıralarının eksik kalanlarını bugün tamamlamaya çalışacağız. Tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz sevgili hocam. Hoş bulduk, sağ olun. Eyvallah. O kadar güzel ifade ettiniz ki gerçekten teşekkür etmekte de aciz kalıyorum. Estağfurullah. Şöyle bir şeyim vardır. Benim prensibim de kimseden bir şey beklemeden ama herkese bir şeyler verebilmek diye bir şeyim vardır yani. Bir alışkanlığım vardır. Bunun karşılığını çoğu zaman husranla görmüşümdür. Husranla görmüşümdür. Hayatımda o kadar hıyanetlere uğradım ki yani anlatmakla bitmez. Dolayısıyla bir medreseli hoca olarak, bir imam olarak, bir vaiz, bir müftü vekilliği yapmış adam olarak benim en çok zoruma giden maaşı olmayan, zaten o zaman maaş falan yoktu, maaşı olmayan imamların, görevlilerin, müezzinlerin cemaatin elinden sadege, fitre, zekat vesaire, yani bunlar bu mesleğe bir hakaret gibi gelirdi bana, küçültücü gelirlerdi bana. Ve bu dolayısıyla işte askerken geçen anlatmıştım, böyle bir Almanya hikayesi çıktı. Ondan sonra bizde de bir Almanya, o zamana kadar bizim gençliğimizde bizi hep Alman hayranlığıyla yetiştirdiler. İşte Almanlar bize Yavuz Zühresini verdiler, Almanlar bize Hamidiye gemisini verdiler, Almanlar şöyle, halbuki biz bütün topladığımız, yediğimiz İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlara vermişiz. O ayrı bir mesele. Ya bir gidelim bakalım şu Almanlar nasıl bir millettir dedik. Öyle başladık ve gittik. Peki sizden önce başka giden oldu mu sizin köyünüzden? Ofayrat'tan? Ofayrat'tan gidenler oldu. Çok değilse bile oldu. Ama biz ilklerdendik. Onlar çok sonradan geldiler yani. Şimdi yani sizi o tarafa çeken neydi? Yani mutlaka gidip gelenler... Gidip gelenlerin yaşantıları, şu, arabaları... Askerdeki arkadaşlar, o zaman araba maraba alacak kadar gidenler yoktu daha. Yeni başlamıştı o iş. Askerdeki arkadaşlar, ya işte falancı terhis oldu, Almanya'ya gitti. Ya falancı terhis oldu, Almanya'ya. Hadi biz de gidelim, terhisimiz yakındı. Şakadan gittik 5-6 arkadaş Tophane'ye, işçi bulma kurumuna yazıldık. Ondan sonra... Ya benim bir de şey bir hikayem vardır, çok açıklı bir evlilik hikayem vardır. Bizde bir edep, bir haya vardı. Ana babaya karşı bir saygı vardı. Şimdi gençlerde böyle bir şey yok. Gençlerde okulda tanıştık, seviştik. Ondan sonra evlendik, ayrıldık. Bu kadar basit. Sizinki nasıl oldu? Geçen yani defa bize, konuşmamıştık evlilik hikayenizi. Benim evlilik hikayem çok enteresan. Şimdi... askerden önce 1957'de Aksar'ın Ballıca köyüne gittim bir Ramazan vaiz olarak. Orada bir amca, cemaattan birisi, muhterem bir insan. Ondan sonra ya dedi, gideceksin dedi, ofa ne yapacaksın dedi, ben dedi kızımı vereyim dedi. Ramazan boyu
Ya ama biz öyle bir şey mi var? Annenin babanın rızası olmadan, onların haberi olmadan, ondan sonra biz öyle git gurbete evlen kal, böyle bir çok bizim o zamana kadar çok yani utandığımız bir şeydi. Ramazan bayramı oldu, beni göndermiyor. Bak sana daha şu işi vereceğim, bu işi vereceğim falan diye. Bir gece orada bir kamyon şoförü vardı. O kamyon şoförü Ramazan boyunca benimle beraber gurbete oda gelmiş. Köylülerin, işte halkın tütünlerini taşıyor fabrikaya. Evet. Ondan sonra dedim ki, Ahmet dedim, kalk dedim sabaha karşı. Ben dedim buradan çıkar bu kasabadan dedim. Evet. Oradan öyle çıktık. Ondan sonra 1959'da Edirne'de gittim imamlık için. Müftü Efendi beni Budak Doğanca diye bir köye gönderdi. Bu köy, Budak Doğanca köyü, Yunanistan, Bulgaristan, Türkiye'nin üçgen hududu nokta. Yani böyle şöyle baktığımız zaman da sana baktığım gibi 300-500 metre ileride hem Yunanlıları hem Bulgarları hem bizim devrede gezdiğini görüyorum falan. Orada 55 gün kaldım. 55 gün sonra işte orada da birisi musallat oldu. Ya dedi, sana dedi kızımı vereceğim. Niye? O zaman bizim gibi genç, yakışıklı, doğru, okumuş, ondan evet, sonra dindar insanlar yok. Bilhassa Trakya'da hiç yok o zaman da. Ondan sonra sana dedi 70 dönümde arazi vereceğim. Vay. Ya ben anama babama karşı nasıl ederim onu? Orada da 55 gün dayanabildim, oradan kaçtım. Bu 70 dönüm arazi de bizim Karadeniz'de bir köyün toplam arazisi kadar. Bir köyün kadar... toplam arazisi. Bizim aynen köyde, bizim köyde en zengin adamın 5 dönüm arazisi var. Evet. O topladığın yani zaman yok, hepsini 60-70 dönüm yok. Ondan sonra evet, geldim müftüye, müftü efendi dedim ben böyle böyle bu işte kabul edemem. Ondan sonra başka bir köye gönderdi beni. O köyde enteresan Yağcılı bir kasaba, iki camisi var. Şimdi orada da şöyle bir şey var. Gittim Mehmet, Allah rahmet eylesin, muhtar Mehmet Özdemir. Evet. Köyün namaz kılanlarından, işte şey edenlerinden gidin dedi. Evet. Şey edin dedi. Dinleyin bakalım dedi. Sohbeti nasıl dedi, bir yatsı namazında falan, anladın mı? Gittik orada ağzına saat ettim. Çağırdım cemaat, 19 kişi var. Peki bu arada Karadeniz lehçesi var mı sizde? Böyle var tabii Karadeniz var, lehçesi var. Onların tabii da çok hoşuna gidiyor, evet, değil mi bu evet lehçe? Gittik 19 kişi var saydım. Hakkımızda olumlu rapor verdiler ve orada muhtarla anlaştık. O zaman da şey de yok. Yani para falan filan da yok. Nedir? Köy bu... korucusu, köyün berberi, efendim... caminin hizmetçisi, yani köye gelenlere hizmet edecek olan kişi, bunlara hepsine efendim bir kilo şey buğday harman buğday zamanı. Para mara yok. Evet. Anlaşmada bir yere. Anlaştık. Orada kaldım. Bir sene kaldım orada. Askerlik muayenemi falan orada yapıldı. Ondan sonra işte o köyde birçok hizmetlerim oldu. Evet. Mesela köyün suyu yoktu. Yakında bir su vardı falan. Köyü organize ettirdik, anladın mı? Bir çeşme olsun yaptık, suyu getirdik. Doğru dürüst tuvaleti yoktu, tuvalet yaptık. Ondan sonra bir kurs açtık, oradan biraz gençlere Kur'an falan öğrettik. Bir şeyler yaptık. Yani bayağı şeydi oldu, hizmetlerimiz oldu orada. Ya da orada unutamadığım çok şey var. Şimdi... O zaman da evlerde hep bakır kullanılırdı. Bizim Karadeniz'de yine bir Mehmet Usta diye birisi var. Harman zamanına yaklaşır, yani yaz günleri geliyor. Köylünün bakırlarını kalaylıyor. Sonra harman zamanı geliyor, o da buğdaylarını alıyor. Para yok hiç kimsede. Ondan sonra berber bir sene tıraş ediyor kahvede herkesi. Sene sonunda birer kilo buğday alıyor böyle. Burada köyde de cemaattan Kısa Hasan diye bir adam vardı. Allah rahmet eylesin. O köyün en yaşlılarından. Ve bir de oğlu vardı. O da Hasan. Bu Kısa Hasan, Hasan oldu. Felç gibi bir durumu oldu. Edirne'ye getirdi onu oğlu. Çok enteresan, hiç unutamadığım bir hikaye. Doktor demiş ona ki Çorlu'ya getireceksin demiş şeye. Elektrik tedaviye, askeri birliklere demiş, bizde bu cihaz yok demiş.
Geldi köye. Dedim Hasan ne dedi sana doktor? Dedi böyle böyle. E getirsene babanı. Dedi param yok. Param yok dedi. Saldım cebimde. O zaman benim de 80 lira param var. İyi para o zaman da 80 evet. lira. Al dedim şu parayı. Babanı dedim getir tedavi ettir. Sonra dedim baban ölür dedim canına unutamayacağın bir acı kalır. Param yoktu babamı tedavi ettiremedim diye dedim. Ondan sonra bu da köyle şeylere berberlik ediyor kahvelerde. Gitti. Sana dedim paran ne zaman olsa benim param o zaman verirsin ama baban tedavi ettir. Gitti. Ama tedavi de ettirmedi. Adam biraz iyileşti mi ne yaptıysa geldi. Sonra benim paramı da yedi, iade etti bana. Şimdi esas olan şu, kalaycıdan bahsettim ya. Evet. Bir gün kalaycı Mehmet'in tezgahında kaplarını kalaylatıyor. Dedim ona ki ya Hasan dedim. Ne olur dedim ya, hiç olmazsa cuma namazlarına gel ya dedim. Ya işte öyle işim böyle çok da iyi bir arkadaş yani öyle ipek gibi bir delikanlı. İşte öyle oldu da böyle gitti de falan bir gün bunu konuşuyoruz. Aradan bir hafta falan geçmedi. Hava bir fırtına gübe gündüz iken böyle bizden biri hava bir karardı. Gök simsiyah oldu. Gök gürültüleri anladığımı sanıyorsun ki gök parçalanıyor. Ben de Kahya'ya dedim ki Kahya getir yemeği yiyelim. Ezana çıkamıyorum. Ezana çıkamıyoruz. Öyle müthiş bir fırtına var. Yemeği getir dedim yiyelim dedim. Ezan okuyamayacağız dedim falan anladın mı? Bu fırtınada kimse de camiye giremez. Tam yemek yiyoruz. Kuru fasulye, biber turşusu hiç unutmuyorum. Ya hocam, bir patladı gök ama nasıl biliyor musun? Yemek kırtlağıma kaldı. Allah Allah. Az daha böyle bari düşecekti. Bir 20 dakika, yarım saat sürdü sürmedi. Ortalık açıldı, her taraf yine güneş. Ama köyde bir sosyalsızlık var. Beyranlardan kimse kalmadı. Yine bir Hasan Yayla diye bir arkadaşımız vardı oradan. Ya hoca dedi sen oturuyor musun, gitmiyor musun dedi. Dedim nereye ya? Dedi ya dedi. Kısa Hasan Hasan'a dedi yıldırım vurdu ya. Allah Allah. Dedim yapma ya. Neyse gittik. Meğerse bu sabah kalkmış erkenden işe gitmiş. Onların da adetleri o köylünün saat 10'da tarhana çorbası, biber turşusu yerler. Bir de akşam yemeği yerler. Hanımı buna şey getiriyor, çorba getiriyor. Uzaktan işaret ediyor ona. Baksana diyor hava diyor. Ne haldedir diyor. Git diyor geriye git diyor. Ben de geleceğim diyor. Bu faydası ediyor. Bir de onların şeylerinin o zaman araba falan filan yok. Eşyalarını, aletlerini, çapasını, kazmasını taşıdığı eşekleri var. Eşeğe de kaçmasın diye 50 metrelik zincirler vardı orada o zaman da. Zincire bağlıyorlar, zincir. Çakıyorlar bir yere. Derken Yıldırım. Bu şey ediyor. Zincir eline doluyor. Eşeğe biniyor dönerken işte o patlama oluyor. Yıldırım geliyor. Bu sol kulağının üstünden, bu sol taraftan, kalçasından, eşeğin ön ayağından yere gidiyor. Gittik biz de. Hakim bekleniyor, savcı bekleniyor, doktor gelecek falan, rapor otopsi verecek yapılacak. Derken akşam oldu. Akşam oldu, muhtar demez mi ki, hoca hadi bu cenazeyi kaldıracaksın. Yahu gece cenaze kalkar mı? Muhtar etme, eleme. Bunu, bu dedi, bu evi olamaz dedi, kaldıracaksın onu dedi. Peki savcı geldi mi? Savcı, asker savcı geldiler. Savcı geldi, kaldırma emrini otopsi, verdi. Otopsi tamam. Yaptılar. Ha, otopsisini evet. Yaptı, doktor gitti. Akşamdan sonra cenazeyi yıkadık. Bu vücudun bu tarafı, şimdi balığı tavada kızartırırsın ya böyle çok kızdı mı yapışır böyle. Aynı orası gibi bütün bu taraf böyle yanmış. Allah rahmet eylesin. Götürdük, yatsı vakti ya da yatsıdan sonra mıydı neyse mezarlığa gömdük. Enteresan olan şu.
Şimdi adam babası öldü ölecek diye bekliyor. 19 aylık evli, bir çocuğu var. Ay. Kızı da severek kaçmışlar. Evet. Şimdi çok içime acı veren şu. O gece efendim bunların da bir şey eniştesi var Ramazan diye, 40-50 yaşlarında bir adam, evli adam. Daha o cenazeyi kaldırırken biz, ya bu kadın şimdi dul kaldı, karısını ona vermeye kalktılar. Allah Allah. Ya olur mu böyle şey ya? Kadın da bunu duyunca hemen çocuğunu aldı, evin arka penceresinden gitti. Evet. Beyazın Camii'nin. Tamam, oraya geleceğiz. Evet. Gitti, biz de onu gömdük ve o Hasan amca iyi oldu, cemaate gelmeye başladı. Ama gitti. Evlat gitti. Evlat. Ben bunu hiç unutmam. Neyse, orada şeyimizi bitirdik. Askerliğime hazır askerim, evlilikten bahsedeceğim ya şimdi. Bak, bu gençlere örnek olması lazım. Aldım şeyimi, hesabımı kestim, geldim köye, askere gideceğim. Kardeşim 3 tane köyden genç, ortaokula vermişim Of'ta, ev tutmuşumları, orada okuyorlar. Şimdi bakayım dedim, bu gençler ne yapıyor, onlara uğradım. Giderken de yollara biraz oyalanıyorum. Babam izine gelmiş, o gitsin ki çünkü annem durmayacak gene, evlen de evlen oğlum, evlen de. Ama annem beni evlendirmek derdi değil, annem yalnız, tarlaya adam lazım, işte oraya adam lazım, çalışacak yani. Çalışacak adam arıyorlar. Baba nereden izine geliyor? Babam İstanbul'da şeyde, Eyüp Sultan Belediye'de fen işleri şefiydi babam. Şeye, of hayrata izine geldi. Hayrata izine siz dönmesini geliyor. Bekliyorsunuz. Ben de o geri dönmesini bekliyorum, oyalanıyorum. Evet. Of'a geldim, uğradım. Kardeşime, o çocuklara falan. Kardeşim dedi bana ki, Esat kardeşim, abi dedi, bu akşam babam seni evlendiriyor biliyor musun dedi. Dedim ya ne diyorsun sen ya? Evet. Babam gitmedi mi dedim izini. Yok dedi, rapor aldı dedi. Aa, güzel. Ve ben köye çıktım, millet nişanda. Peki siz daha önce hiç yani ben, evleneceğiniz hanımı benim hiç eşimi, evet. Ben eşimi 3 veya 4 yaşındaydı son gördüğümde. Evet. Aa. Ve o bu olay evlendiğimiz zamanda da 16 yaşında daha eşim. Evet. Ancak şunu söyleyeyim ki, hani kaç, gençlere... Kaç yıl oldu? 61'di işte. 62 sene, 63 sene falan oldu olmuş. Yani. Şunu söyleyeyim ben gençlere, tavsiyem şu. Bu iş öyle sevdim, beğendimli olmaz. Anne ve babanın tecrübesi Rızası. Çok önemlidir. Rızası. Onlar tecrübeyle konuşuyorlar, seçiyorlar ve dolayısıyla Allah anama da babama da rahmet eylesin. Amin. Biz, Allah nazarlardan da saklasın, bugüne kadar benim evimde hiçbir kürültü şamata olmamıştır. Ne güzel. Elhamdülillah. Ne güzel. Ben hanımımdan razıyım, Allah da razı olsun. Ne güzel. Dolayısıyla ama ne oldu? Evlendik, gittik askere. Evet. Ya hocalarımızın tabii böyle sizin gibi misafir ettiğim hocalarımızın büyük bir kısmı o dönemde diyorlardı hep anne baba, evet anne baba uygun görecek, anne babanın mutlaka isteği olacak. Ama az önce söylediğiniz bir şey vardı, nereye gittiyseniz, nerede görevi yaptıysanız kısa dönem biz erkek çocuklarımız için kız istemeye gidiyoruz. Kız beğeniyoruz, anne beğeniyor, baba beğeniyor, hatta oğlumuz beğeniyor. Ama kızlarımız için hiç öyle bir şey yaptığımız zaman çok ayıp karşılanıyor. Aslında sizin gittiğiniz, sizin imamlık, kısa süreli imamlık yaptığınız yerlerdeki insanlar, sizin cami cemaatiniz çok şuurluymuş. Elbette evet. Öyle. O kız şimdi da, kız, o kız... damat kız istendiği zaman kız babaları ne yapacaklar? Benim seçeneklerim şunlar ve tavsiye ediyorum. Bir, mahallenin bakkalına, esnafına gidip soracaksınız. Bu adam nasıl adam? Borcunu verir mi, alır mı, düzgün evet. müdür? İş yaptığı adamlarla gidip araştıracaksınız onu. Caminin imamına da gidip soracaksınız. Bu adam camiye sizin gelir mi, namaz kılar mı, kılmaz evet. mı? Şimdi diyorum ki birisi gelse beni bir yere çağırsalar kız şey etmek için. Oğlum şu 32 farzı bir say bakayım sen. Benim ilk büyük kızım eczacı. Evet. Ondan sonra
Ve eczacı staj yaptığı eczanenin eczane bizim Fahdi Camii'nin imamı Baki Hoca'nın kızınındı. Orada staj yaparken onun da Baki Hoca'nın oğluyla okuyan bir arkadaş Baki Hoca'nın aracılığıyla kızımıza talip oldu. Baki Hoca geldi dedi, bak dedi benim oğlumla beraber okuyor, ben bunu tanıyorum, biliyorum, dürüsttür, şöyledir, böyledir falan methetti. Dedim hocam ben bir araştırayım. Çok kızdı. Şöyle bir parti sözünü salladı. Ya dedi Fatih Camii'nin imamı da zaten kim oluyor ki dedi, anladın mı falan. Kızdı gitti rahmetli, Allah rahmet eylesin. Amin, amin. Dedim ne iş yapıyor? Konfeksiyon işleri yapıyor. Dedim bana fatura defterlerini getirsin. Oo, siz çok ince yerlerden girmişsiniz. İyi. Ve hanım dahi ya ben senin kızın aç mı kalacak? İşte adam işte 25 tane mi 50 tane mi adam çalıştırıyor bilmem. Ben fatura defterlerini istiyorum. Evet. Derken ondan sonra fatura defterlerini aldım. Ne yaptım? Oradaki adreslerde iş yaptığı adamlara gittim. İş adamlarına. Mağazalara, konfeksiyon mağazalarına gittim. Arkadaş bu adam nasıl adamdır? Bu adam taahhüdünü, sözünü zamanına getirir mi? İşini zamanında teslim eder mi? Alacağına, vereceğine nasıl bir adamdır? Evet. Ondan sonra hocam iki şey daha kaldı, kısa kesiyorum. Ondan sonra gittim, atölyenin kapısında işçiler çıkarken işçilerle konuştum. Çok güzel, o önemli. Ondan sonra da ortağına gittim, Konyalı bir ortağı vardı. Onun bir sözüne teslim oldum. Dedi ki ben bir kızım evlendi dedi, bir kızım da olsa ben ona verirdim. Dedim o zaman iş bitti. Güzel. Tabii. Yani ona neşen, araştırırken değerlerimizi ön planda tutmamız eyvallah, lazım. Eyvallah. Sevgili hocam tabii yani Peygamberimizin koyduğu bir ölçü var. Yani hadis-i şerifte. Tünkehul mer'atü li erba'in diye 4 tane kural koymuş. Malı, cemali, soyu, ahlakı için. Siz ahlaklı olanları evet. Ki mutlu olsunlar. Evet. Allah yuva kuracak olan tüm kardeşlerimize böyle güzel yuva kurmayı, gönüllerindeki güzel arkadaşları ömür boyu birlikte olabilecek işte hocam, güzel arkadaşlar orada, nasip eylesin. Evet. Orada işte askere gittik. 36 ay askerlik, askerlikte de birçok şeyler yaşadık. Ama babam bir iyilik etti bana. Ben askerdeyken bir zaman sonra hanımı da İstanbul'a getirdi. Birleştirdi bizi yani Allah razı olsun. Siz İstanbul'daydınız dolayısıyla. Ben İstanbul'daydım, Kasımpaşa'daydım. Deniz İnşaat Grup Komutanlığı'ndaydım. Onu da getirdi. Bir de orada da çok bir şeyim vardı. Yani bir karakterli, tanınmış bir şeyim vardı. Subaylar da çok severdiler beni. Saat 5'ten sonra aramazlar beni, eve giderdim. Çok güzel. Evde yakındı zaten. Evde yakındı. Eyvallah. Sultan'da. Peki, şimdi biraz gurbet konuşalım şimdi sizinle. Şimdi hocam işte bu şeyden sonra babam 5-6 tane çocuk var. 290 lira maaş alıyor. Hiçbir yere yetmiyor. Ben askerdeyken evim katkı bulunmak üzere bir boya sandığı almıştım. Subayların ayakkabılarını boyatırdım. 10 kuruş. Güzel. Harçlık yapardım kendime. Ondan sonra sabah erken kalkardım. Fırına giderdim. Simit alıp getirirdim. Kahvaltıda askerlere simit satardım. Oradan bir harçlık edinirdim. Ben sigara içmezdim. Sigara içmeyenlere sigaralarını asker 15'er tane sigara veriyor. Hadi yapar. Onları toparlardım. Götürüp dışarı satardım. Oradan bir harçlık ederdim. Anladın mı? Yani böyle hep ekonomikte. İşte sonra da bu askerliğin sonuna doğru da bu Almanya işi çıkınca gittik Şaka'dan yazıldık. Ve kaç tane çocuk var bu arada? Efendim? Kaç tane evladınız var bu arada? Almanya'ya gittiğim zaman 2 evladım vardı. Hı hı. 2 tane evladım vardı. Gittik. Neyle gittiniz? Almanya'ya gittim. Neyle gittiniz? Trenle. Ha, trenle gittiniz. 900 kişi işçi, işçi treniyle gittik Sirgeci'den. 900 kişi bir trende gittik. Birinci yerimiz Münih. Münih'te oradan taksim ettiler Almanya'nın çeşitli yerlerine gidene kadar. Bizi de bir trene koydular. Herhalde bilmiyorum 100-150 kişi var mıydık. Sonra bir yere gittik. Aşıpamuk'ta. Aşıpamuk'tan bizi tekrar başka trenlere bindirdiler. Bir yere kadar geldik ki hiç orayı unutmuyorum. İki kişi kaldık.
Tren durdu. Konduktör geldi. Bir şeyler anlatıyor bize ama biz hiç şey bilmiyoruz. Almanca bir kelime ne diyor anlamıyoruz o adamın. Ondan sonra. Şimdi ya Osman dedim ya bu ne diyor bize acaba bizi indirmek mi istiyorlar ne yapıyorlar falan anladın mı? Şu kontratlarımızı bir gösterelim. Kontratlarımızı gösterdik adam diyor ki burası diyor falan. He. Mallarımızı aldık ediyor aldık indik. Akşamüstü böyle hava bozuk bir hava. Karanlıklamak üzere indik. Kimse yok istasyonda içimiz kaldık. La Osman biz nereye geldik dedim ya ne yapıyoruz biz falan. Orada da birisi geziyor, ara sıra gelip bir şey soruyor bize. Anlamadığımız için meğerse onu da firma göndermiş, bizi almaya gelmiş adam ama anlaşamıyoruz ki. Eyvah. Ondan sonra dedim, bavulu tuttum elime, adam dedi, tamam da ben al dedi, hayır falan işaret diliyle, dünyanın işaret diliyle gittik. Başladık işte ilk, fakat... Nereye götürdü çok, sizi? Çok acı. Niederroden diye bir kasabaya gittik. Ve ilk oradaki işimiz de bir yüzme havuzuydu. Kasaba bir yüzme havuzu vardı oraya. Ama tabii ilk gittiğimiz zaman da Mürsel Agay'ı hiç unutmuyorum. 6 kişi vardı orada Türk. İçeriye girdim. Fotoğrafı birisi hemen kalktı ayağa. Mürsel Agay. Ya hocam dedi ya. Sen de mi dedi İstanbul'a geldin, şeye Almanya'ya geldin dedi. Adam hoca olduğumuzda ilan etti. Cemaat de takip edermiş yani. Ben askerde dahi işte Kasımpaşa'da, Cami-i Kebir'de, şeyde, Eyüp Sultan'da yani çok çeşitli yerlerde hep giderdim. Vaaz ederdim gene yani. Bırakardılar beni. Dolayısıyla cemaatten birisi artık hangisi idiyse. Sizi öyle mi cemaatten tanıyan birisi miydi Müselaga? Cemaatten tanıyan birisi orada anladın mı? Çok enteresan. Dedi, hocam dedi sen de mi dedi Almanya'ya geldin dedi. Çok, ya çok ben tanımam adam bilmem falan. Yani... Sizin için de isabet oldu. O ne kadar önce gitmiş oraya? Ben demek ki sizden 63'te önce. Başladı bu şey Almanya'ya gidişler. Demek ki benden önce gitmiş oraya. Ne kadar önce gitti onu da sormadım ona. Dolayısıyla... Ama siz bir haimde kalıyorsunuz, yurtta kalıyorsunuz orada. Biz bir yerde kalıyoruz. Zaten 6 kişi var orada Türk o zaman da. Başka yok. Başka yok. 6 kişi var. Niederordun mu? Niederroden diye, 6051 Niederroden. Ondan sonra firmanın ismi de şeydi, Aumann. Aumann firması. Orada çok çektirdiler bize ya. O firmada çok çektim, dayanamadım zaten sonuna kadar. Ne kadar çalıştınız orada? Orada 8 ay falan ancak çalışabildim. Ondan sonra çıktım oradan. Zor bela çıktım, bir başka firmaya gittim. Nereye, hangi şehre? Aynı kasabada bir başka firmaya gittim. Orada birkaç ay çalıştım. Yılbaşı izinine geldik. Yılbaşı izinine öyle bir şey ki, yılbaşı izinine geleceğiz. Yol yordan bilmiyoruz tabii. Yılbaşı uçaklar kalabalık. Orada şimdi ayın 24'ünde, 12. ayın 24'ünde Almanya'da 10 gün tatil var. Baynaht dedikleri Baynaht, onların. Evet. Baynahtları vardır. Baynahttan sonra işte şey var, Silvestre, yılbaşı falan anladın mı? 10 gün tadilleri var. Biz onu da değerlendiremedik. Bilmediğimiz için anladın mı? Zamanında bilet alamadım, gelemedim. Millet işbaşı ettikten sonra yeni yılda ben geldim. Ondan önce hiç uçağa binmiş miydiniz? Yok. İlk defa bineceksiniz. İlk defa biniyoruz. Orada bazı şeyler vardır. Bir uçağa bindik şeye... geldik. Viyana Havaalanı'na indik. Oradan ikmal yaptı, yolcu aldı, indirdi. Türk Hava Yolları uçağı, ilk defa 4 motorlu uçağa falan biniyoruz. Ondan sonra geldim. Gelince tabii hasretlik de var falan. Biraz fazla kalmışım. Aslında izin diye bir şey yoktu. Oradan şimdi döndüm. 3 ay ne kaldım? Döndüm, gittim firmaya. Dedi bana ki ya ne işi ya dedi. Sen dedi buradan dedi sormadın, bir şey etmedin, gittin dedi. Ben ne olduğunu bilmiyorum ki dedi. Şimdi elemanım var dedi, sen şey etme falan. Derken, Dieburg kasabasına gittim. Orada bir arkadaş vardı gene Türk. O şey etti, vasıta oldu. Orada işe girdik. Orada bir kalfamız var, Fritz diye. Burada kimler var? Burada bu babam. Evet. Yanında annem, onun yanında annemin kız kardeşi, bacanaklar. Yani iki bacanak, iki kardeşler. Eyvallah. Tamam.
Tamam. Orada geçen de çocukluk arkadaşım. Bu kardeşim, bu ben, bu annem, bu kardeşimin kızı. Maşallah. Evet. Evet. Burası neresi? Burası bir cenazede, şu en solda olan bizim köyümüzün en büyük alimlerinden, Mehmet Sarımsak ailemizin büyüğünden. Burada bir hikaye vardır. Bizim bir komşumuz vardı. Çocuğu biraz yaramaz. Oynuyor sağa sola falan. Dereye falan yanına gitti falan diye. Annesi, vay oğlum ne oldu, dereye mi düştü diye. Kadın heyecandan kalp krizi geçirdi. Ah. Çocuk halbuki oradaydı, bir şey yoktu. Burada onun cenazesinde. Bu da benim doğduğum ev işte. Doğduğunuz ev, evet. Benim doğduğum ev. Bütün emelim şimdi bu evi nasıl bir daha yenilerim diye düşünüyorum. İnşallah. Dedem tamam edemedi onu, biz de edemedik. Hayırlısı olsun inşallah. Evet. Edersiniz. Evet, gurbet döndünüz 3 ay. 3 ay döndüm gittim, adam yaptınız. Almadı beni işe. Evet. Bir daha sen dedi, ben iyi adam aldım dedi. Sen bana sormadın, gittin dedi. Neredesin bilmiyorum dedi. Adam haklı. Evet. Sen kafana göre izin olmaz ki ya. Siz sonra, de bunun böyle olduğunu biliyordunuz hoş yani değil mi? Olacağını biliyordunuz yani. Sonra Dimruk kasabasında Enders diye bir firmaya gittik. Orada da bir hastanenin isnat duvarlarını falan yaptık. Şimdi orada da bir şey vardı. Kalfamız vardı, Fritz. O da Nazi kalıntısı bir şey. O da çok eziyet etti bize. Ondan sonra Almanların bir şeyi varsa, "Auf, auf, 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 çabuk, çabuk." Ondan sonra bir de bir kelimeleri var. Burada söyleyemem yani, edepsiz bir kelime. Yabancıları tahkir eden, evet, böyle bir küfür mahiyetinde. Aşağılayıcı bir kelime. Onu da çok söylerlerdi. Orada kaldık bir zaman. Netice itibariyle orada da işimiz bitti. Oradan da işten çıkardılar bizi. Peki ama siz marangoz ustası olarak yazıldınız, o şekilde gittiniz. O şekilde gittim. Peki gittiğinizde de hep marangoz işlerinde mi çalıştınız yoksa? Mesela marangoz işlerinde, ne gelirse inşaatı, ne gelirse yüzme havuzu işinde. Dediniz. Çünkü işte yüzme havuzu, istinat duvarı falan. Hepsi. Ama evet. Yani nerede pis iş varsa, sokakları süpürüyoruz, çöpleri topluyoruz. Ne verirse de yapıyoruz yani. Evet. Orada da barınamadım. Yani oradan da iş şey etti, çıkardılar bizi ve ama neden çıkardılar? Gene izine geldim, gene işi uzattım, onun için almadılar bizi gene. Şimdi bir de sıkıntım var. İlk izine geldiğim zaman 3-5 kuruşta kazanmışız, gelmişiz falan. Anacığım rahmetli, annem rahmetli kız kardeşim. Ondan sonra bu da oğlum şimdi. Derken, oğlum dedi, şu Şevkiye abla var ya dedi, bu Bulgar muhacirli bir kadıncağız, bakkal. Bu Şevkiye bakkal dedi, bize teklif etti. Biz artık yaşlandık, bu bakkalı size devredelim. Oğlum onu al bize de, hem çocukların işi olsun, hem eve bir gelir olsun. Anne bir şey söyledi mi? Onun üzerine emirdir, laf yok. Eyvallah. Ondan sonra kazandığımızı verdik, ebirinde borçlandık. Kadın dedi bana ki, bak dedi, işte buzdolabı şu fiyat. Gittin, bir ay içerisinde gönderirsen paramı, fiyatı bu. Bir aydan sonra gönderirsen fiyatı bu. Faiz koydu üzerine hemen. Ben de oradan döndüm, geldim. Gelince işten de çıktık. Eyvah, ne yapacağız? Bir arkadaşla tanıştım. Dedi bana ki, iş arıyoruz, gidiyoruz. Dedi bana ki, ben dedi, Frankfurt'ta bir firmada çalışırken dedi, orada bir Alman arkadaşım var dedi. Onlar şimdi dedi, bir iştahatte çalışıyorlar. Ben gideyim dedi. Gidelim oraya dedi. O bize yardımcı olursa belki o işe gireriz. O da niye? Aschaffenburg kasabasına bağlı, Stockstadt şeyinde, kasabasında Ren, Main Nehri. Main Nehri üzerinde bir baraj yapılıyor. Baraj. Gittik. Şimdi o ilk bir tarladan gidiyoruz. Çünkü nehrin şeyi dışarıda, kasabanın dışına çıkmışız.
Önce o gidiyor, işini sağlamlaşacak ki beraber gidersek belki ikimizi de almazlar uyanık. Allah rahmet etsin İhsan Dumangöz'ü. Gitti, o arkadaşı da buldu. Onu işe aldılar. İşte demiş, benim de arkadaşım var demiş falan, anladın mı? Baktım geliyor karşıdan, dedim İhsan ne oldu? Tamam dedi, sarıldık birbirimize sevincimizden. Hatta baş parmağını gözüme soktu, hala acısında. Gittik, uzatmayalım işi. Ben de aldılar işe, işe başladık. 35 metre yer altında May Nehri'nin orada bir baraj yapılıyor. Bu barajda hem elektrik üretilecek, hem de adamlar her şeyi değerlendiriyorlar. Barajın yapılıyor. Buradan aynı zamanda gemi nakliyatı yapıyorlar. Yani şimdi aşağıdan gemi geliyor buraya kadar. Yukarısı çıkması gerekiyor. Bu barajda bunu kapatıyorlar. Su gemiyi alıyor, kaldırıyor. Yukarı. Üstünlük seviye oraya devam ediyor. Çok güzel. Bu barajı yapıyoruz. Evet. Fakat Almanlar bizi o kadar tahkir ediyorlar ki. Soğuk, donuyor ortalık, buz. Anladın mı? Dışarıdan şey taşıyoruz oraya. Kalas taşıyoruz döşeme yapmak için oraya. Kalas 5-6 santim kalınlığı, 30 santim genişliği, 6 metre boyu. Almanlar iki kişi bir tane alıyor. Biz bir tane. İki tane alıyorum. İki tane alıyorum gözüne gireyim diye. Yine ne yapıyor biliyor musun? Böyle dönüyor, ediyor böyle bana. Tükürüyor beni oradan aşağı inerken. En sonunda bir gün, bir iki ay çalıştık orada. Dedi ki, siz dedi şey oldu dedi, gidiyorsunuz dedi, anladın mı? Beğenmedik sizi, ne dediyse falan filan. Perşembe günü gelin hesaplarınızı kesin dedi. Ne kadar kaldınız orada? İki ay kadar. İki ay. Ha. Eyvah ulan biz ne yapacağız şimdi? Dedim İhsan dedim, bir tane beton makinesi alalım buradan dedim. Türkiye'de yok, gider Türkiye'de inşaatlara betonculuk yaparız falan. Bir de bir komşumuz var Faslı, Muhammed isminde. Onunla orada barakalardayız, yani mobil şeylerde. Ara sıra onun ekmeği, suyu, bir şey nesi kalmadı mı gelip bizden alırdı. Bir gün geldi dedi, Muhammed biz yarın gidiyoruz dedim falan. Niye dedi? Dedim bunlar bizi çıkarttılar dedim işten. Yahu dedi marangoz aranıyor dedi. O arada da Almanya'da bir kriz olmuş. Biraz iş sıkıntısı var, işsizlik var. Dedim ya millet istasyonlarda yatıp kalkıyor dedim, anladın mı falan. Yok dedi, var dedi, ben şeyde gördüm dedi gazetede. Olur olmaz gitti gazeteyi getirdi. Baktım bir Darmstadt'ta Strabag firması marangoz arıyor. Bir de Niederroden'de Baugülde Nord diye bir firma. Ulan bir hesap ettim, ulan bu ilan dün çıktı. Darmstadt'ta istasyonlarda bu kadar işsiz adam yatıyor. Burası kapanmıştır besbelli ama şurası kenar bir kasabadır. Şuraya bir gideyim. Belki burada. O da ilk gittiğiniz yer değil mi Niederroden? Niederroden, Oberroden'de gittiğim yer. Hmm. Oberroden. Şimdi onun yanı başı yani yakını. Evet. Niederroden'e gittik. Adamla görüştük. Ufak tefek bir adam. Bizim birer bacaksız derdiler ona. Bu arada arabanız falan aldınız mı? Yok, araba? Hiçbir şey almadım. Hiçbir şey yok. Trenle gidip geliyorsunuz. İhsan'a dedim ki sen git dedim. Pasaportun günü bitiyor. Onu uzattır. Ben dedim gideyim bu firmaya. Geldim. Bir tane Türk tercüman vardı. Almanla 50. Getirdi bizi. Dedi ki, dedim işte marangozdur dedi. İş arıyoruz falan dedi, anladım. O da bellada giyinmişim. Bu nasıl iş ya dedi. Krant tuvalet dedin. Bunlarla mı çalışacak falan. Dedim sen o işi merak etme dedi bana, dedim hadi dedi iş başına. Ay güzel. Çok güzel. Şimdi ben kendime yer ettim ya. Dedim bir arkadaşım daha var dedim. Dedim onu da getir dedi. Gittim bu sefer Sarış doğru aldık eşyalarımızı, geldik. Eşyalarımızı almak için gittik büroya, dedi ki dosyalarımızı verin. Biz başka iş bulduk. Adam bir kızdı. Nasıl dedi olur dedi falan. Ondan sonra dedim çıkardınız bizi. Kim çıkardı sizi dedi. Kalfa. Meğerse adam hainliğinden yapmış. Firmanın şeyi yok. Haberi çağırdılar yok. Onu oraya. Evet. Onu bir paçavra ettiler.
Ondan sonra dedim kusura bakmayın, biz dedim adamla anlaştık gittik dedim, ben burada daha çalışmamız mümkün değil. Aldık şeylerimizi gittik. Adam bizi denemek için bana bir iş verdi. Bir garaj şeyi işi verdi anladın mı? Ben onu hemen, ya arkadaşım da ya hoca dedi ne istersen bana hemen söyle yapayım dedi. Ben o işleri görmemiş o aletleri, o yeni evet. modern şeyler, kalıpları falan. Sen dedim merak etme falan. Yaptık bitirdik onu adam. Tamam dedi. Ama dedi bir ağır çalıştınız dedi falan. Biraz da daha ağır çalıştınız falan. Güzel. Ondan sonra girdik firmaya. Çok enteresan. Burayı müsaade ederseniz bitireyim. Estağfurullah. Firmaya girdik işe. Şimdi Almanlar bize ne yaptırıyorlar? Götürü çalışıyoruz. Onlar Almanlar götürü çalışıyorlar. Biz sadece çalışıyoruz. Onlar ne yapıyorlar? Onlar hazır. Hasır işlerini yapıyorlar. Çok para kazanıyorlar, rahat rahat. Bize ne yaptırıyorlar? Merdiven, balkon, böyle zor işleri yaptırıyorlar bize. Olsun, bir şey yok. Devam ediyoruz. Bu arada Doğu Almanya'dan... İşçi getiriyorlar. Doğu Almanya'dan bir adam kaçak geldi. Hmm. O zaman Komünist Almanya, Berlin'den, şeyden, neden, hudutten kaçmış, gelmiş. Onu da işe almışlar. Ama adam bir inşaat mühendisi bir şey ama inşaatçı ama adam profesyonel bir inşaatçı hakikaten. Hı hı. Ondan sonra onu da verdiler bizim başımıza. Onu da yabancı sayıyorlar. Onu da itip kalkıyorlar yani. Bir gün dedi ki, Adil dedi, sen gidiyorsun dedi bir çizim takımı alıp geliyorsun. Dedim ne yapacağım ben çizim? Mühendis mi olacağım dedi, mimar mı olacağım? Sen git al dedi. Tabii o arada ben orada kurs kurdum, işte Almanca öğrendim, bilmem ne ettim falan. Bunları o arada atladım yani. Güzel. Ondan sonra o yabancı işçilerin içerisinde Almanca konuşan, okuyup yazan benim. Sen git dedi, al gel dedi. Gittim, aldım, geldim. Her yani 10 dakikalık bir fırsatta hemen bana proje, çizim, okuması, şeyse anlatıyor falan. Kısa zamanda işi kavradık. Aradan... Onun gelişinden sonra bir sene geçti. O olduğu bütün şantiyelerden sorumlu. Ben de oldum şantiyenin baş kalfası. Güzel. Tabii ve bu arada maaşınız da iyi değil mi? Maaşımız iyi. Götürü çalışıyoruz. İyi para kazanıyoruz. Ondan sonra efendim para kazanıyoruz ama fakat ben parayı kazanmasını bildim de hiç parayı tutmasını bilmedim. Türkiye'ye kime gönderiyorsunuz parayı? Yenge Hanım'a. Türkiye'ye göndermiyorum, orada harcıyorum. Orada harcıyorsunuz. Dernekler, cemiyetler, şeyler. Evet. Mesela ilk yaptığım, olduğum yerde bir oda istediğim şeyden, orayı mescit gibi kullandık. Ondan sonra şeylerde, lojmanlarda kalan Türk işçilerin tadillerde otobüs kiralayarak onları topladım Frankfurt'ta. Orada organize ettim, namaz kılmaya başladık. Tamam. Ondan sonra işte o gitti de gitti. Bu evet. arada tabii ki benim en büyük şeyim, vatanseverliğim, milliyetçiliğim, en büyük oradaki düşmanlarım, muarizlerim komünistler. Eyvallah. Peki buraya bir böyle virgül koyalım. Bu arada bir saate yakın olmuş. Hayır, o kadar mı olmuş? Evet, evet. Yani maşallah daha bir Almanya, Almanya ile ilgili konuşacağımız çok şey var. Çok var daha. Evet, sizin bu sosyal faaliyetleriniz, oradaki Türk İslam Derneklerinin kuruluşuna yaptığınız katkılar var. Onların hepsini konuşacağız ama kısa bir ara verelim ondan sonra, olur mu? Tamam efendim. Sevgili seyircilerimiz, kısa bir aranın ardından tekrar birlikte olacağız. Sevgili seyircilerimiz, kısa bir aranın ardından tekrar birlikteyiz. İstanbul Sahaflarının son şeyhi ve İstanbul Sahaflar Derneği Başkanı Sayın Adil Sarımsak Hocam bugün tekrar bizim misafirimiz ikinci bölümde. İkinci bölümünde ikinci kısmına başlıyoruz. Sevgili Adil abiyle, sevgili başkanla sohbetimize. Sevgili başkanımızın tabii gurbetçi yönü var. Yani bir süre gurbette kaldı ama ilk yıllarda kaldı. İlk yıllarda kalış hasebiyle de hem orada çalıştı hem de oradaki
Türk işçilerinin bulunduğu yerlerde Türk derneklerinin Müslüman Türk işçileri için onların camilerinin, kültür yuvalarının kurulmasına da öncülük etti. Biraz gurbeti konuşuyoruz, hatıralarınızı konuşuyoruz sevgili başkanım. Ben tabii iyi kazanıyorum dediniz. Ben de ne yapıyorsunuz, kazandığınız parayı Türkiye'ye mi gönderiyorsunuz dedim. Hayır, demek ki oradaki sosyal hizmetlere harcanmış o paralar. Sizin yıllar önce 60'lı yıllarda 62, 63, 64'lerde diktiğiniz o küçücük fideler bugün büyüdü, koskocaman camiler oldular. Hatta otobanların kenarından geçerken o camiler görünüyor. Her tarafta var. Aschaffenburg'da var, Frankfurt'ta, Offenbach'ta, Stuttgart'ta, Münih'te, Köln'de. Doğrudur. Her tarafta, Avrupa'nın her tarafında cami. Ve onlar ilk neslin, yani özellikle belki %70'i, 80'i ilk nesil tarafından yapılmış olan mabetlerdir. Gerçekten biz de rahmetle anıyorum ben eski Geyve müftüsü Mehmet Bayrak Hoca, Hollanda Den Haag. Mescid-i Aksa Camii'nde görev yapıyordu. Biz ara sıra para toplamak için Almanya'ya gidiyorduk sevgili hocamla. Dortmund'a gidiyorduk, Köln'e gidiyorduk. Ya yani insanlar, oradaki cemaatlerimiz cüzdanları verirlerdi. Buyurun alın, yani içinden istediğinizi alın diye verirlerdi. Bugün eğer Avrupa'da, bizim Avrupa'nın her tarafında kültür yuvalarımız varsa, Türklere, Avrupa Türklerine ait camilerimiz varsa, bu Avrupa'da yaşayan Müslümanların kendi el birlikleriyle, harçlıklarıyla yaptırdıkları güzel mabetler. Daha doğrusu Avrupa'daki Türklerin, vefat edenlerinin özellikle amel defterlerinin açık kalmasına vesile olan hareketlerdir, doğrudur, davranışlardır bunlar. O kumbaralar, o amel defterleri hep açık kalacak. Orada ibadet eden Müslümanların dualarından onlar hep istifade edecekler. Bu vesileyle böyle ilk nesilden çok fazla kimse kalmadı. Onlardan vefat edenlere Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Gurbete gidip oralarda çoluk çocuğunun rızkını temin etmek için oralara gidip ama oralarda vefat etmiş olan bütün büyüklerimize, Avrupa Türklerine Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Bu vesileyle sizin, bizim, sevgili arkadaşlarımın, sevgili seyircilerimin ölmüşlerine Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Hayatta amin olan annelerimize, babalarımıza, büyüklerimize de Cenab-ı Hak sağlık, afiyet, hayırlı uzun ömürler amin versin inşallah. Peki, yani paramın büyük bir kısmını, hatta burada bir tane bazı fotoğraflarınızın, sevgili arkadaşlarım, tabii Almanya ile ilgili mutlaka bir gönderdiğiniz fotoğraflardan öyle bir seçim yapmışlardır diye tahmin ediyorum. Varsa sevgili yönetmenim gösterir ama o fotoğrafların arasından seçtiğim bir tane bir fotoğraf var. Türkler için gezici kütüphane hizmete girdi. Ben özellikle sevgili yönetmenimden rica ediyorum bunu. Siz ne yapıyordunuz? Yani gezici kütüphane nasıl hemen cami, şimdi, kütüphane? Bunları da konuşalım yani bu şeyleriniz evet arasında. Evet. Şimdi şöyle, benim bir sloganım var. Okuyan bilir, okumayan ne bilir? Eyvallah. Ne kadar yaşarsa yaşasın. Burada derneği kurduktan sonra... İlk derneği nerede kurdunuz? Şimdi önce derneğimiz yokken sadece böyle birlik yapıyordum. Lojmanlardan arkadaşlar topluyordum, işte konferanslar yapıyorduk vesaire. Cuma kılıyor ama muydunuz? Cuma kılıyorduk yani, ama nerede spor salonları falan kiralıyorduk böyle, oralarda kılıyorduk. Tabii hep bütün cumaları falan değil. Evet. Evet. Burası Libya mı? Burası Libya değildir, burası Dubai. Dubai, tamam peki. Dubai. Efendim, dolayısıyla... İnsanları nasıl kitap okutabiliriz? Bir kütüphane kurdum orada. Hı hı. Türkiye'den kitap getirdim. Kütüphaneyi nerede kurdunuz siz? Bunu tam adresini söyleyeyim size. Frankfurt Homburgerlandstraße 626. Hı hı. İbadet ve Türk İbadet ve Kültür Derneği. O İbadet ve Kültür Derneği'nin de bir macerası var. Hı hı. Ben bunu kurduktan sonra Ankara'dan ihtar geldi bana. Dışişleri Bakanlığı'ndan. İbadet Derneği kuramazsınız, bu ibareyi çıkarın. Hı hı. Büyükelçiliğe çağırdılar bana, gittim. Ben de şöyle söyledim. Ben Alman kanunlarına göre Almanya'da
Türk İşçileri İbadet ve Kültür Derneği'ni kurdum. Hı hı. Kanunlara uygundur. Türkiye'ye gidip kurarsam o zaman siz yasaklarsınız dedim. Biraz çıktım lara. Hay çok güzel. Eksiğimiz yani tek eksiğimiz o dönem kitap okumak değil mi? Kitap yani, okumak evet. Yani kitap okutturamıyorsun. Kütüphane kurdum dernekte ama okuyan giden falan filan yok. Bekleyen giden ne yaptım bu sefer? Bir stajın arabam vardı. Dolduruyorum arabanın arkasına. Gidiyorum lojmanlara. Arkadaşlar kitap okumak isteyenlere dağıtıyorum. Bunlar okuyun. 15 gün sonra gelip alacağım. Gezici kütüphane bu. Lojmanlara gidiyorum, kitapları dağıtıyorum. Kitaplar? 15 gün sonra gidiyorum. Bazısı bakıyorum hiç açmamış bile. Koyduğu yerden veriyor bana geriye. Kimisi kaybediyor. Ne tür kitaplar götürüyordunuz? Yani ne genelde, tür kitaplar genelde Türk kültürüyle ve dini ağırlıklı kitaplar. Yani Türk kültürüyle ilgili dini ağırlıklı kitaplar anladın mı? Diyanet Yayınları'ndan getirtmiştim. Yayınları'ndan işte getirtmiştim o zaman da. Bir de benim bir ahlakım vardı. Dedim bana ya demin paraları nereye harcadın falan. Ben Almanya'da çalışarak en çok para kazananlardan birisiyim. Ama hiç kimseden para almazdım. Arabamla giderdim, benzinimi yakardım, masrafları kendim yapardım. Kimseden bir şey almazdım. Allah razı olsun. Ne buna güzel. Kimse bir yani bugün sağ olanlardan bile bir vatandaş çıkıp da benden de şu 50 markı almıştın diyemez. Ne güzel. Ben bu programa çok parası olanları değil, çok para kazananları değil ama asil duruşu olan insanları davet ediyorum sizin gibi. Yani Allah gurbette, razı olsun. Sağ gurbette sizin gibi yani o ilk neslin aşağı yukarı hepsi öyle. Yani kimisi bir yerde cami yapılıyor, gelmiş demiş ki bu caminin minaresi bana ait. Evet. Allah Allah. Minare, sadece minare bana ait. O evet. Minarenin komple yapımı bana ait. Bir kısmı gelmiş halısını, komple halısını. Hatta yine programda misafir ettiğim. Sen benim köyde yaptığım bir camiyi görsem var ya. Ne güzel. Benim programda misafir ettiğim hocalarımdan bir tanesi Talip Akbalı Hoca. Benim çok sevdiğim bir abim. Hollanda Eindhoven'da görev yaptı Fatih Camisi'nde. Yani Fatih bu PSV Eindhoven stadına da 1 kilometre mesafededir Fatih Camisi. Bir Kadir gecesinde 800 bin gulden para topladı. Yani 400 bin euro bir gecede para topladı, caminin borçlarını kapattı. Çünkü hani bankadan faiz aldığınız zaman o katlanarak gidiyor. Tabii. Ama cemaatten böyle borç usulü, bağış usulü toplananlar. Allah hepinizden şimdi razı olsun. Şimdi ustadım şöyle bir şey var. Buyur. Bizim dönemimizde şahsi mülkiyet veya bu gibi şeyler yapmak, faaliyetler yapmak şey değildi. İzin yoktu. Evet. Yani şahsınıza daire alamıyorsunuz, mülk edinemiyorsunuz, ticaret açamıyorsunuz. O zaman da bu geverbe diyordular onu Almanlar. Geverbe yabancılara falan verilmiyordu bizim. Ondan sonra dolayısıyla biz ancak kiralamak suretiyle bu şeylerimizi gönderiyoruz. Burada kim var? Bu çok çorbasını içtiğimiz, yediğimiz komşumuz. En yakın arkadaşımın annesi, Allah rahmet eylesin. Amin. Hatun Nokta teyze. Kucan. Çok fakirlik, zelillik içerisinde, anladın mı? Onlar kendileri yemek istemezlerdi de barbunya fasulyesini suya pişirip biraz da iç yağ bilirsin. Biraz da iç yağ attılar mı ona? Onun oğluyla ben çocuk Gegen arkadaşım uyudu. Bir arada geçti o da. Anladın mı? Çok bize güzel. Yedirdiler mi onlar mutlu olurlar. Öyle yanında ekmek falan filan da yok. Hak getire yani. Evet. Burada bir tane daha bir fotoğraf var. Bize de Almanya bitirme diploması verdiler. Adil amca, aslında ben bunu fotokopi yaparken şey almadı. Adil amca 4. sınıfa geçtik diyor. Sizinle ilgili sanıyorum şimdi, Hürriyet gazetesinde. O şeyde Hürriyet gazetesinden bir yazı. O şimdi şöyle. Ne var benim burada? Birinci, konferansta ikinci yaptığım konuşmadan aldı onu. Şimdi Almanlar 1. sınıf vatandaştır. Tartışma yok. Evet. Dünyada onların üzerinde adam yok yani onlar üzerinde. 2. sınıf vatandaş Avrupalı olanlar. Ondan sonra biz 3. vatandaş, 3. sınıftık. 3. sınıftan da çıkardılar bizi, 4. sınıfa geçtik artık. Yani daha da aşağıladılar bizi.
Evet. Onu şey ediyor, orada karikatürize ettiler onu. Dolayısıyla... Çok güzel. Peki, başka neler, nerelerde çalıştınız? Yani çalıştığınız yerler aşağı yukarı böyle. Bir de burada bir tane daha fotoğraf var. Yine sizin gönderdiğiniz fotoğraflardan. İşte o Frankfurt'ta 967 sanıyorum. 67'de ilk şeyimiz, cuma namazımız. Bir spor salonu kiraladık. O spor salonunda kıldığımız ilk bayram namazı. Zannediyorum Ramazan bayramıydı. İlk kıldırdığım namaz, ilk teşkilat o. Çok güzel. 67. Evet, yani ben de Hollanda'da tabii, Hollanda'da, Den Haag'da, Alphen aan den Rijn, Amsterdam'da ve Delft'te, yani genelde tabii bazen bayram namazları hayvanat bahçeleri de oluyordu, spor salonları da oluyordu. Yani hiç unutmuyorum. Evet, çok öyle. Spor salonlarında çok namaz kıldırdığımı hatırlıyorum. Potanın altındaydı çünkü potanın bir tanesinin altındaydım. Böyle bakıyordum pota. Ama tabii temizliği falan çok kolaydı. Çok şeydi. Evet, oralardan... En büyük, en şaşalı cuma namazını ne zaman kıldık biliyor musun? Onu anlatayım mı? Tabii. Fatih'te yine kiralık şeyde Frankfurt'ta, Frankfurt'ta Landstrasse'de bir mescidimiz var. Fatih Mescidi. Buna mesleden sonra ikinci mescidimiz orada. Bir cuma namazı zannediyorum 12 Mayıs 1973 olması lazım. Onların şeyi var ya, Almanların yumurta bayramı dedikleri küçük Paskalya bayramı, evet. Cuma gününe denk gelmiş. Cuma günü tatil olunca biz de indik orada, kürsüde vaaz ediyorum. Cuma namazından önce. Ondan sonra birisi geldi, dedi hocam, dedi dışarıda, dedi şey geldi, dedi emniyet, dedi seni çağırıyor. Ulan ne yapacak beni emniyet? O mescidimizin kapasitesi de azami 200 kişilik. Oralarda bazı şimdi fotoğraflar vardır. Belki çıkarlar, dönerler. Çıktım dışarıya. Ya polis gelmiş abi, şey gelmiş, emniyet gelmiş. Çıktım dışarıya. Cemaat sokaklara taşmış. Ondan sonra bir baktım ki cemaat Frankfurt'un en büyük caddesini işgal etmiş. Ha, çok güzel. Anladın mı? Yığılıyorlar. Ya dedi, ne yapıyorsunuz siz buraya, dedi emniyet amiri bana. Dedim ne yapacağız, dedim. Bugün dedim bayram değil mi, dedim. İşi şeye veriyorum, anladın mı? Öyle Paskalya bayramı, bizim de bayramımız. İbadet ediyoruz burada falan, anladın mı? Ama dedi sen biliyorsun, dedi 48 saat evvel, dedi bu topluluğu buraya toplamanız için, dedi haber İsin vermeniz gerekirdi gerek. Dedi. Evet. Biz de ona göre emniyet tedbiri alacaktık. Ondan sonra ya dedi burada, dedi şimdi olay çıkarsa ne olacak, dedi falan. Evet. Ustadım, orada vatandaş da böyle gıcır gıcır elbisesini, ceketini çıkarmış, asfalta seriyor. Bak dedim, şu adamı görüyor musun, dedi. 400 markalık ceketini dedim yere seriyor, dedim ibadet etmek için, dedim. Bu adam burada isyan etmez, dedim. İsyan ederse ben buradayım, dedim. Bir anda Frankfurt'un o caddesinde, o ana caddede trafiği kestiler. Çit yok. Ben sizim sana 500, sen de 1000, 5000, 10000 kaç kişi, anladın mı? Oralarda serildi. Bütün Almanlar döküldüler pencerelere, burada ne oluyor diye. Herkes balkonlarda, pencerelerde ve orada kıldığımız en büyük cuma namazı oldu. Bu ilk cuma namazınız mıydı? Yok, ilk cuma değildi. İlk cumalarda bu kadar büyük cemaatimiz olmuyordu. Çünkü iş günlerine falan şey ediyordu, rastlıyordu. Ama bu sefer bu cuma onların Paskalya bayramında, onlarda da iş yok. Yani firmalar da çalışmıyor. Herkes serbest, anladın mı? Dolayısıyla ya öyle bir kalabalık oldu ki, gerçi fotoğraflar vardır oralarda da. Ben sevgili yönetmenimden tabii fotoğraflar, gönderdiğiniz fotoğraflar arkadaşlarım mutlaka şey yapmışlardır onlar. Çünkü yani varsa onların arasından çıkar. Burada bir tane cenaze fotoğrafı var. Bu nedir? Bu cenaze babamın amcasının oğlu, kadıncağız, bize çok şeyi var demeyi. Bu oğlu da Mehmet Sarımsak, eskiden futbolcuydu ama şimdi nerelerdedir bilmiyorum.
Bu kadıncağız böyle ansızın gitti. Hı hı. Cenazesini de kaldırmak bana düştü ama bu Türkiye'den. Türkiye'den. Küçükçekmece. Peki Avrupa'da hiç böyle bulunduğunuz süre içinde Avrupa'da en çok yani neyin hasretini çektiniz? O ilk yıllardaki en çok problemler neydi? Neyle karşılaştınız? Tamam çalışıyorsunuz, para kazanıyorsunuz ama başka neye özlem duyuyordunuz? Vallahi şimdi şöyle. Öyle bir hasret yakardı içimi ki. Derdim ki ya Rabbi. Acaba Eminönü'ne gidip de o sandallarda balık ekmek yemek bir daha nasip olacak mı derdim. Anladın mı? O kadar içimi şeye derdi yakardı ki yani. Sonra şöyle bir durum oldu. Ben bir sene ilk kazandığım parayla dedim ya bakkal aldım gittim. İkinci senesinde kardeşim, benden sonraki kardeşim, benim hanımın da şeyiyle yardımcı olur hesabıyla bir kız kaçırdı. O yüzden mahkemelik, yaşları küçük, 14-15 yaşlarında. Ondan sonra bir ikinci sene kazandığım paralar da onları kurtarmakla, mahkeme masraflarıyla vesairelere gitti. Ama o kardeşim aslında iyi de insan ama hanıma çok eziyet etti. Babama şikayet etti. İşte iki erti geçinemediler. Aslında kendinim rahmetli oldu geçen bu birkaç ay önce. Çok iyi insandı. Allah rahmet eylesin. Evde hırıltı zırıltı çıkınca ya ben de babama ya mektup yazdım. Baba dedim yani bu söyle bu niye bir sıkıntı yaratıyor bu evde falan anladın mı? O da bana ters bir cevap verdi. Al dedi hanımını dedi. Ben dedi size dedi şey etmiyorum dedi falan filan. Hanımı kovdu evden. Sizin köyden. Yenge hanımı. He, hanımı kovdu evden. Kovunca öyle ki babamın korkusunda akrabalardan da kimse hanımı yolcu edip bana gönderemiyor. Amcamın oğlu vardı Allah rahmet eylesin. O da vefat etti. Aldı onu İstanbul'a getirdi. Evimiz burada eve gidemiyor. İşlemlerini yapana kadar Feriköy'de bir şeyimiz vardı Rizeli. Maksud amcanın hanımı vardı Allah rahmet eylesin. Onun evinde kaldılar, oradan etti. Hazırlıklarını, şusunu, busunu 30-35 gün sonra Almanya'ya gönderdi. O, ama benim o ikinci senemde de kazandığım paralar öyle. O oraya gitti. Üçüncü sene izine geldim. Hanımı getiremiyorum, kendim geldim. Çünkü babam kızgın, annem kızgın. Görmek istemiyorlar hanımı. Ben de arası bozulsun istemiyorum. Eve geldim. Eve geldim, iki saatlik ilkti o. İstirahatlarda oturuyoruz o zaman. Bir gece kondu yapmışız. İşte askerlik zamanımda falan. Bir komşumuz vardı. Ömer Feyzoğlu geldi. Ben de zannettim ki beni ziyarete geldi. Ondan sonra anam çekti beni yatak odasına. Dedi oğlum dedi. Bu Ömer niye geldi biliyor musun? Anne beni ziyarete geldi de hoş geldin. Yok oğlum dedi ya. Annem dedi Kasım'ı dedi evlendirirken dedi düğün parasını baban borç almıştı ondan dedi. Parayı istemeye geldi. Eyvah. O üçüncü sene kazandığım paran da tümü oraya gitti. Evet. Yani dolayısıyla oradan artırabildiğim buraya gitti. Bir zaman sonra biraz para kazandım. Türkiye'de onunla çok büyük ihanete uğradım. Ben çok saf bir adamım. Bu saflığım yüzünden o kadar ihanetlere uğradım ki yani onları anlatsam bitmezler yani. Benim bir şeyim vardır. Bitti mi program yoksa? Estağfurullah. Devam ediyor, devam ediyor. Bir şeyim vardır, bir sloganım vardır. Bunu buradan herkese söylüyorum. Tecrübedir bu. Eğer birisi size çok yardakçılık ediyor, çok hoş görünmeye, işte ya çok iyi görünmeye falan filan çalışıyorsa, sokuluyorsa anlayın sizi bir yerden ısıracak o. Dikkat edin. Eyvallah. Tamam mı? Bir yerden ısıracak o. Peki,
geldiğiniz izine yenge hanım ne kadar kaldı Almanya'da? Siz toplam ne kadar kaldınız Almanya'da? Almanya'da ben toplam 11 sene kaldım. Hanım 8 sene kaldı. Yani 3. senesinde götürdüm. 3 tane çocuğumuz orada doğdu. Evet. Peki ve iyi ki doğdu. Öyle bir sürprizle karşılaştık ki geçen sene. Yani belki böyle benim durumumda olanlar vardır diye isterseniz anlatayım. Onlara da bilgi olsun. 69'da doğdu kızım orada benim. 68'de geldi hanım. 69'da bir kızım doğdu. Efendim işte o hanımı bana gönderen bu amcamın oğlu rahmetli. Onlar da benim ufak çocuklarım, kızımla oğlum. Allah rahmet eylesin. Evet. Kızım tabii büyüdü şimdi. Bir sosyal medyada biraz daha partide, siyasette falan filan dolaşırken Almanya'da birisiyle sosyal medyada arkadaş oldular. İşte soruyor, nerede doğdum? Almanya'da doğdum diyor ben. Onlar Zerikanstadt'ta işte siz ne zaman oradaydınız falan derken annen kaç çocuk doğurdu orada? 3 çocuk doğurdu Almanya'da hanım. Peki diyor, annen emekli oldu mu diyor. Diyor ki annem hiç çalışmadı. Ben hanımı asla çalıştırmadım. Hatta Almanya'da böyle fason işleri falan yapmak istiyordu. Dedim hanım, sen bu çocuklara bakıyorsun. Evin bütün hizmetlerini yapıyorsun. Bu sana fazla bile gelir. Ben ne güne duruyorum ki sen para kazanacaksın. Anladın mı? Benim kazandığım yetiyor bize dedim. Eyvallah. Ondan sonra 3 tane çocuğumuz oldu. Bu 3 çocuk dedi ki annen dedi emekli oldu mu dedi. Anam dedi çalışmadı ki hiç dedi. Yok dedi 3 tane çocuk doğdu ya dedi. Meğerse Merkel 2014'te bir kanun çıkarmış. Hani Almanya'da nüfus azalıyor ya. Evet. Bak Almanya'da 3 doğum yapan kadın çalışsa da çalışmasa da emekli oluyor. Aa güzel. Peki yenge hanım şimdi emekli oldu mu Almanya'da? Şimdi sen dedi bana dedi. Annenin çocukların dedi doğum kağıtlarını gönder dedi. Ben buradan işlemlerini yapacağım. Bundan da ona selam olsun o kızımıza. Ne güzel. Gülümsere. Ne güzel. Gülümser Aydın. Peki oldu mu emeklilik? Evet ben eskici bir adam derler bana. Eskici hiçbir şey atmam. Çocukların doğum kağıtları vardı. Buradan gönderdim ona çocukların doğum kağıtlarının işlemlerini yaptı. Hanıma 310 euro maaş bağladılar. Ne bir güzel. De sigortası da Almanya'dan şimdi. Ne kadar güzel. Ne yani, kadar güzel. Böyle bir durumda olanlar varsa Almanya'da çalışan 3 çocuğu olan kişiler buna haberi olsunlar. Onlar da Almanya'dan emekli olabilirler. Çok güzel. Şeyde Almanya'da kaç bayram geçirdiniz Türkiye'den uzakta? Vallahi 11 sene içinde kaç tane geçirdim bilmiyorum ki. Böyle yani gurbet bayramları tabii böyle çok hüzünlü olur. Siz hep görev yaptınız değil mi? Yani oralardaki bayramlarda hep evet. Hocalık yaptınız. Evet. Fahri yani olarak. Elimden geldiği kadar organize ettim. Bayram namazlarında götürdüm. İşte taşıdık. Ya mescitlerde ya şeylerde efendim. Evet. Bir gayret ettik yani. Ve bu hizmetlerimin birisiyle de vatan millet aşkıyla orada çok şeyler vardı. Şimdi burada bir iki tane fotoğraf var. Aa tabii bak şimdi az önce sizin söylediğiniz sevgili yönetmenimden i̇şte, rica ediyorum. İşte bu, o namazlardan fotoğraflardan. Bir iki tane fotoğrafın özellikle yani konuşmak için şeyini fotokopisini almıştım. Onların fotoğrafı. Şimdi onlardan bir tanesi sevgili hocam sizin bahsettiğiniz bu Paskalya Bayramı'ndaki cumanız burada hatta o günkü gazetelerde oradaki Türk gazetelerinde tercümanda Hürriyet'te de işte böyle bu şekilde değil mi? Evet. Bunlar şimdi şu üstteki sol elinizin parmağının üzerindeki fotoğraf orada o Mustafa Atay dernek binamızda cemaat oraya sığmadığı için normal cumalarda dışarıda kılıyordular. Mustafa Hoca dışarıda, biz içeride. Şimdi o aşağıdaki resimler sokakta kılan o vatandaşlarımız. Orada daha çok resimlerde vardı yani böyle caddelerde serilmiş insanlar vardı. Onların bir kısmı sanıyorum herhalde hazırlanamamış arkadaşlarımız. Şimdi şöyle onlar, bir şey oldu. Ben fotoğrafları size gönderemedim. Yanlış ettim.
Fotoğraflar, esas size göndereceğim fotoğraflar evde kaldılar. Dükkandakileri gönderdim. Hiç problem değil, hiç problem değil. Konuşuyoruz. O çok önemli. Evet, burada bir fotoğraf var. O çok önemli. Oradaki fotoğrafın şöyle bir hatırası vardır. 1972'de Ankara uçağı Paris'te düşüyor. O zaman 70 küsür kişi vefat etti uçakta. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti oradaki diğer öyle işte Hristiyanlar, Yahudiler falan filanlardan da olanlardan, din adamlarından böyle heyetler gönderdiler şey için. Tavsiye için. Dini program yapmak için. Bizde de 4 kişi gönderdiler Diyanet Devlet. Bunlardan başında da bunların Fikri Aksoy Hoca vardı. Musaflar İnceleme Kurulu Başkanı. Bu Fikri Aksoy Hoca Paris'teki görevi yaptıktan sonra demiş ki ya siz gidin biz buradan bir de Frankfurt'a geçelim. Orada da Türk işçileri var. Arkada arkadaşlarımızla da bir sohbet edelim. Tabii orada geldi. İlk kime gelecek? Ecevit gelir, Adı Sarımsak. Örükbaşı gelir, Adı Sarımsak. Efendim kim gelirse Adı Sarımsak dernek. Çünkü henüz daha Diyanet orada teşkilatlanmamış, teşkilatını kurmamış. Dolayısıyla orada bilinen... Yok. Ondan sonra Diyanet İşleri Başkanı Lütfü Doğan, ondan sonra geldi, kaç gün misafirimiz oldu. Din heyetleri geliyor. Mesela Tercüman Gazetesi getirdi bir grup. 15 gün onlarla şeyler ettik falan. Derken bu da geldi, bizim misafirimiz, hoş geldin, sefa geldin. Aldık, gezdiriyoruz onu Frankfurt'a. İşte o gruplardan da birisi bu. Bunlar şey olarak Türkiye'den din işleri hizmetleri görevli olarak gönderilmişlerdi. Bunları Almanya'nın çeşitli yerlerinde gezdiriyoruz, toplantılar yapıyoruz, derneklerde Kur'an okuyorlar, mevlüt okuyorlar. Bunlar şu anda şeydeler, bizim dernekteki toplantımızda. Frankfurt'taki toplantımızdadır bu resim oradan. Bir şeyde Kaufhalle'de Fikri Aksoy Hoca'yı gezdiriyorum. Dışarıda bir gürültü var. Bu Avrupa komünistleri toplanmışlar, şey yapıyorlar, gösteri yapıyorlar Rus bayraklarıyla. Orakça güçlü bayraklarla falan, anladın mı? Niye protesto ediyorlar? Tramvay biletleri 80 fenikti. Belediye zam yapmış, 1 mark yapmış onu. Ama dertleri o değil. Dertleri bütün Avrupa'daki bu komünistler her zaman, anladın mı, bir yere toplanıp böyle zaman zaman bir şeyi peyane edip çıngal çıkarmak. Türk mü bunların büyük kısmı? Her türlüsü var. Bütün Avrupa'nın komünistleri var orada. O da Avrupa Birliği ya, birbirine serbest, vizesiz girip çıkıyorlar. Şimdi bizim hoca Fikri Hoca, evet. Fikri Hoca oradan kudur. Ulan dedi, bunlar ne yapıyorlar? Ulan bunlar Rus bayrağı. Ulan Almanya'da Rus bayrağı mı taşındır falan. Hatıra fotoğrafı olarak indi aşağıya, ben çektim bunu. Bu fotoğrafı ben çektim ona. Anladın mı? Ama çok büyük heyecan geçirdi orada. Almanya'nın içerisinde Rus bayrağından, anladın mı? Komünistler şey ediyorlar. Eyvallah. Burada rahmetli Muharrem orada Arslan, Hafız Arslan. Muharrem vardır, ben varım. Aslan Türk Hoca vardır, Yeni Cami'nin imamı. Bunlar dört, daha iki kişi daha vardı. Onun yanında da şey vardır, Mustafa Atay vardır. Evet. Anladın mı? Bu arada... Mustafa Atay şeye gelen... İkinci din görevlisiydi o zaman Almanya'da, Almanya'ya gelen, resmi olarak Ateşeli'ye gelen. Bunlar öğretmen din görevlisi olarak mı geliyorlardı o yıllarda? Yok, din görevlisi olarak geliyordular. Ama henüz Ateşelik bünyesinde geliyorlar. Ateşelik bünyesinde, konsolosluk çalışma bünyesinde. Ateşelik bünyesine geliyordular. Evet, şeyde. bu arada Kemal Ilıcak, Tercüman Gazetesi'nin sahibi, Allah ona rahmet eylesin. Onlar tabii kültür hizmetleri çerçevesinde henüz daha tabii orada cemiyetler oluşmadan önce, Diyanet Teşkilatı'nı kurmadan önce ben bunu hem biliyorum
babamlardan duyuyordum. Hem oradaki eski arşivlerden gördüm. Hem de Amir Hocam çok sık anlatıyordu. Buradaki mevlitanlar, hafızlar, mevlitanları Avrupa'nın her tarafına götürüp oralarda... Evet, doğrudur. İşte moral programları yapıyordu. Allah ona rahmet eylesin. Kemal Ilıcak, Allah rahmet eylesin. Çok sevişirdik, şey ederdik. Avrupa'da Tercüman Gazetesi'nin Avrupa baskısını, o matbaasını kuran benim. Söyleyeyim size. Doğan Pursun'la beraber. Çok güzel. Bir marangozhane, büyük bir marangozhane. Adam emekli oldu, Alman. Şey yaptı. Efendim, orasını tahliye ettik. Makineleri kurduk. İlk açılışında Lütfi Doğan vardı. Gençleri Başkanı gelmişti. O gelmişti falan. Açılışını beraber yaptık. O açılışına ilgili de şeyler vardır, resimler. Onları da göndermiştim ama. Ve gazete bizim çalışmalarımızı çok yakinen takip ederdi. Evet. Arkadaşlar, Doğan Pursun acaba öldü mü kaldı mı bilmiyorum. Ulaşamıyorum telefonlarına da. Öldüyse Allah rahmet eylesin. Çok değerli bir arkadaşımızydı. Evet. Dolayısıyla bize... Şeyde çok sosyal işlerde Kemal Ilıcak'ın çok yardımı olurdu. Yani evet. Gazete bize her yerde takip ederdi, haber yapardı. Yani çok yardımlarını gördük orada. Sosyal evet. olarak yani, vatan olarak. Allah onlardan razı olsun. Gerçekten, hakikaten Avrupa'nın işte Türkçe olarak en çok okunan gazetesiydi, Tercüman Gazetesi. Evet. Ve evet. kültür anlamında da işte onların o bin bir temel eser, yani kültür anlamında da çok büyük çok gazete büyük hizmetleri oldu. Çok evet. büyük hizmetleri gerçekten oldu. Evet. Ama... Onu da ailesi yıktı. Eyvallah. Karıştırmayacağım tamam. o işi yani. Peki siz bu arada tabii oradaki kimliğimizin korunması için Avrupa'daki, Almanya'daki özellikle Türk işçileri ve onların aileleri, çocuklarının kimliklerini koruyabilmeleri için Türkiye'den önemli şahsiyetleri, yazarlar, çizerler, şairler, mütefekkirler onları davet ediyorduk. Onlardan evet. bir tanesi de Şairler Rahmetli. Sultanı Necip Fazıl Kısakürek Üstadımız. Ben böyle birkaç tane fotoğrafı en azından hiç olmasa kopyasını yapayım ki bari hiç olmasa bunları konuşuruz dedim. İsabet de olmuş. Necip Fazıl gerçekten çok da sinirli bir adamdı biliyor musun? Çok da nükteden sınırlı bir adamdı. Allah rahmet eylesin. Birkaç şeyini de Mustafa Müftüoğlu anlatmıştı bana. Böyle. Kısa bir şey anlatabilir miyim? Tabii. O şey olsun. Mustafa Müftüoğlu'na dedim ya o yalan söyleyen tarih kitabını evet. basmak için pazarlık ediyoruz. Dedim ki hocam dedim ama bunun tahsihlerini siz yapacaksınız. Aa dedi. Zaten dedi benim yazılarımı kimsenin tahsih etmesine dedi, müsaade etmem dedi. Çok güzel. Biz dedi Necip'le dedi beraber dedi benim yazdıklarımı dedi o tahsih ederdi. Onun yazdıklarını ben tahsih ederdim dedi. Kim kimin yanlışını bulursa dedi 10 lira verirdi birine. Cezası 10 liraydı. Çok güzel. Böyle güzel şeyler. Çok Ondan güzel. Sonra, hatta bir gün bir misafirimiz vardı dedi. Cağaloğlu'nun da dedi bir kuru fasulyeci vardı dedi. Çok meşhurdu adam ama dedi. Adam sadece kuru fasulye pilav yapardı. Fakat dedi, pilav üstü fasulye dedin mi çıldırırdı. Evet. Fasulye yiyeceksin, pilav yiyeceksin. Bir gün dedi misafirimiz vardı, getirdik dedi. Necip dedi, muzip. Adama dedi ki, söyle ustaya sana bir pilav üstü fasulye versin. Adam dedi, bağırıp söyleyince, kısadan kesmeye çalışıyorum. Adam dedi, o kepçeyi kaptı dedi, geldi. Lan dedi. Eğer erkekse dedi, sana onu söyleyen kendisi söylesin. Çok güzel. Çok güzel. Çok hoş. O da anladı evet. tabii üstadın evet. böyle bir şey yaptığını. Sizin şimdi orada Necip Fazıl'ın bir şeyi geldi aklıma öğle namazını kılarken. Mihrab'ın bir tarafında Elif var, bir tarafında Mim var. Evet. Orada bağırıyor. Bir kan aranıyor. Elif, Mim. Elif miyim? Bir kan aramıyor. Ne diyor bu adam ya diyorum kendi kendime. Bir kan aranıyor. Elif miyim? Bağırıyor orada. Sonra bir gençlik, bir kan aranıyor. Allah Muhammed diyen bir genç aranıyor demiş. Ay, çok güzel. Böyle mübarek adam çok ya. Çok güzel.
Allah gani gani rahmet eylesin. Evet. Onların içerisinde orada fotoğrafı olmayan, benim hayatımda çok önemli, hiç unutmadığım bir şey vardır. Bir de Alparslan Türkeşip Konferansı'na davet etmiştik. Orada tarihe düşen bir not söyledi bize. Bugüne kadar kimse bilmiyor onu. Eğer müsaade edersen söyleyeyim onu. Tabii. Büyük bir spor salonu kiraladım. Nerede? Frankfurt'ta. Büyük bir spor salonu. Hınca hınç dolu. Alparslan Türkeş konuşmacı. Bunu kimle yapıyorsunuz siz? Kimle yapıyorsunuz bunu? O zamanlar Türk Federasyonu falan var mıydı? Dernek olarak yapıyorum siz onu. Siz kendi derneğiniz kendi olarak. Kendi derneğim olarak yapıyorum onu. Ondan sonra bir de şöyle. Benim şey ettiğim derneği konsolosluk, başkonsolosluk bana organize etmişti. O dernek, yani o bina çeşitli milletlerin böyle şeylerine, kültür hizmetlerine tahsis edilmiş. Sonunda da Hüseyin İnci diye bir arkadaşımız vardı. Hüseyin İnci, Allah rahmet eylesin, vefat etti. Çalışma ateşeliğinde sendika uzmanı diye gözüküyor. Ama onlar organize ettiler, bu binayı bizim derneğimize aldılar. Biz Frankfurt Şehir Meclisi'nin üyesi olmuş olduk. Dolayısıyla Frankfurt'un belediye şehir meclisindeki bütün binaları hangisini kiralıyorsak %80 indirim var. Çok güzel. Dolayısıyla spor salonları bana bedava geliyor yani. Çok bir şey vermiyoruz yani, birkaç yüzmak falan. Şimdi böyle büyük bir spor salonunda Alparslan Türkeş konuşma yaptı. Oradan sonra yemeğe getirdik. Böyle bir masada oturuyoruz. Senin gibi böyle bir masada yemekte 8 kişiyiz. Alparslan Türkeş, ben, dernek arkadaşlar ve 8 kişiyiz. Ben ona bir soru sordum. Dedim ki, Sayın Başbuğum dedim. Benim de orada yaptığım o yani milli direnişlerle, işte komünistlerle ettiğim mücadelede falan filan orada tanıyor beni. Yani olaylardan beni tanıyor. Onun için benim davetime geldi. Çok güzel. Dedim ki, Sayın Başbuğum dedim. Kimse bunu siyasi olarak almasın. Allah'a yemin ederim ki şu anda abdestliyim. Birebir konuştuklarımı anlatıyorum. Siyasi hiçbir şeyim yok. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin dedim. Bu partiyi Osman Büyükbaş'tan devralmıştı. Kendi partisi kapanmıştı. Bu dedim, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin dedim, halkın reyleriyle iktidar olmasını dedim, ben dedim mümkün görmüyorum dedim. Ve çok üzülüyorum dedim. Sebebi ise dedim, halkta şöyle bir inanç var. Menderes'in katili Alparslan Türkeş'tir diyorlar. Eğer Türkeş olmasaydı 27 Mayıs ihtilali olmazdı. Bu işin gerçeği nedir? Bak, hiç yalansız, hilafsız, yemin de söylüyorum. Aynen şunu söyledi. İhtilal, işte ta biliyorsun Menderes ezanı aslına çevirdiğinde başlamış. Ama dedi, ihtilalden 6 ay öncesine kadar dedi, benim böyle bir oluşumdan haberim yoktu dedi. İhtilal hazırlıklarını, planlarını yaptılar dedi. Dediler ki, biz bunu Alparslan Türkeş'e de söyleyelim. Eğer o bizimle beraber bu işe karşı çıkarsa, ki Alparslan Harp Okulu Komutanı, 1800 tane teğmen var, biz bu işi başaramazdık. Ötekiler dedi ki, eğer bizimle olmazsa, biz de bu işi bir daha yaptırmaz bize derken dedi, nihayet dedi, bana söylediler. Dedim tamam, bir protokol yapacağız. Madde 1, devri sabık olmayacak. Madde 2, kimse tutuklanmayacak. 3, meclisi feshedeceğiz. Herkes evine gidecek. 5 yıl askeri idare. Askeri idarede bütün kanunları, gerekçelerin hepsini yapacağız. Ve ondan sonra rütbesi ne olursa olsun bu oluşumun içinde olan herkes istifa edecek, evine gidecek. Parti kurmak isteyen sivil olarak parti kurar, millet seçerse iktidara gelir, seçmese gelmez. Biz dedi böyle yazılı protokol yaptık dedi. Kimle yapıyorlar bunu? İhtilalcilerle işte, o subaylarla. Evet. Ama dedi biz ihtilali yaptık yapmadık, hemen o şey kişiyi götürdüler. Millet tutukladılar, meclisi feshettiler, işte
Anladın mı? Hiçbir maddeye uymadılar. O malum kişiyi getirdiler, başbakan yaptılar. O da kalktı. Meclisin ortasında Cemal Güzel'e bastı kurşunu, öldürdü onu. Orada ölmedi aslında. Amerika'ya gitti. Bizim o zaman bir sloganımız vardı. Amerika'dan mektup var. Ne yazıyor? Vatana selam, komaya devam. Ve ondan sonra bunlar biliyorsunuz 14'ler yurt dışına sürdüler. Türkiye'yi de şeye gönderdiler. Hindistan'a çalışma asyası olarak. Ve bunu bu 8 kişi, 8 insanı burada masanın üzerinde bizi böyle anlattı, bize böyle yüz yüze çünkü konuştuk onu. Bunu da insanlar bilsinler. Eyvallah. Allah rahmet eylesin. Amin. Peki bu arada başka davet ettiğiniz konferanslar için, sohbetler için davet ettiğiniz başka kimler vardı ünlüler ya arasında? Ya şimdi çoğunu unuttum ama çok insanlar vardı. Vardı bende fotoğrafları. Genelde din ağırlıklı şeyler vardı. Efendim işte siyasiler vardı. Şeyde mesela bu ilk gidenler tabii bir affedersiniz bir öküz parası, bir traktör parası alalım. Özellikle bizim İç Anadolu yani güney o taraftan böyle arazisi geniş olan yerlerde, traktör ihtiyacı olan yerlerde Konya, Yozgat, Kayseri yani Ankara bazı bölgelerden gelenler sadece bir traktör parası kazanmak için gelip işte gurbete çıkmışlar. Hatta yani sadece bir iş değil, hatta işte çalıştığı işten sonra akşam işleri, temizlik işleri vesaire fabrikalarda bulundukları yerlerin temizlik işlerinde de böyle kısa süreli çalışıp bir an önce çok kazanıp dönelim diye. Ama hepsi bir şey koymuş, kendilerine bir hedef koymuş. Bir sene çalışacağız, iki sene çalışacağız, ondan sonra memleketimize döneceğiz falan. Peki sizin böyle çıkarken bir hedefiniz, bir şey var mıydı sizde? Evet, bir hedefim vardı. Neydi? Benim hedefim neydi biliyor musun? Ticaret yapmak. Ben giderken iki sene çalışacağım. Eğer bir 20 bin lira kazanırsam gelir bir manav dükkanı açmaktı niyetim. Manav dükkanı. Bir manav dükkanı alıp aileye. Ancak bu sosyal hizmetleri niye yaptım? Niçin? Ben onu geçen programda anlatmıştım. İşte İYİP'te vaaz ederken birisi geldi kürsüde tam tarihini söyleyeyim şimdi. 1963 senesinin Ramazan 27. gecesi, hani şey diyoruz ya, Kadir gecesi. Evet. Cami tıkım tıkım dolu. Bahri elbiseleriyle askerden, Kasımpaşa'dan gelmişim. Alelacele çıkmışım kürsüye. Askeri elbiselerle. Efendim orada şey yaparken sohbet ederken geldi birisi, cemaati yara yara avucumun içerisine bir ufak para koydu. Rezil oldum o cemaatin karşısında. Yerlere geçtim. Orada dua ettim. Ya Rabbi dedim. Bana helalden bir rızık kapısı aç. Bu bana hocalarımın, ailemin verdiği emekleri boşa çıkarmayacağım. Bu dinim, bu dini hizmet edeceğim. Ama para istemiyorum buradan. Bana başka helalden bir rızık ver diye dua ettim. Allah razı olsun. Ve o sözümü hiç unutmadım. Burada hangi fırsat elime düştüyse değerlendirdim. Hep aklımda, oğlum bak Allah'a söz verdin. Evet. Allah'a söz verdin. Vatana, millete, dine, imana hizmet edeceksin. Ama yani Allah hiçbir kuluna borçlu kalmaz derdi. Emin Işık Hocam, Cenab-ı Hak sizin yaptığınız o güzel hizmetlerin karşılığını da ayet-i kerimelerde de ben kesinlikle zayi etmeyeceğim buyuruyor Cenab-ı Hak. Evet. Sen bu yaptıklarınız zannetmeyin ki unutuldu gitti. وَمَا رَبُّكَ نَسِيَّ Senin Rabbin unutucu değildir. Onların hepsi kayıt altına geçmiştir. Belki de zaman zaman böyle başımıza gelecek olan böyle küçücük musibetlerden de bizim kurtuluşumuza vesile olan bu davranışlardır. İnşallah bunu öyledir. Hiç unutmamak Allah'tan gerekir. Ümit varız. Allah'tan ümit kesilmez yani. Hiç mümkün değildir yani. Eyvallah. Allah'ıma şükürler olsun ki. Peki yani ben hani genelde bazen hocalarıma sorarım. Boş zamanınız olur muydu? Ne yapar? Ama anladığım kadarıyla siz boş zamanlarınızı, zamanınızın büyük boş zamanım olmadı. Hep bu işlerde hiç değerlendirmişsiniz. Hiç boş zamanım olmadı. Pazar günü bir boşluk zamanım oldu. Sabah 4'te kalkardım. Evet. Koyun kesmeye giderdim. Orada en büyük sıkıntımız gıda. Hala öyle. Ondan sonra ne yapardım? Benim komşum vardı, çoban. Tamam mı? Giderdim. 5 tane, 6 tane koç alırdım. Onları ahırda kaçak keserdim. Almanya'da hayvan kesmek yasaktır. Evet. Almanya'da kaçak onları keserdim. Gelirdim. Lojmanda hem arkadaşlara satardım. Oradan da sonucunda bana o hafta yiyeceğim et çark alırdı.
Ama güzel, çok güzel. Akşam gece saat 24'e yakın eve gelirdim. Nasıl biliyor musun böyle? Bitkin vaziyette. 6 tane, 7 tane, 8 tane koyun kes, götür falan filan. Ondan sonra ama iyi de beslenirdim. Çok güzel. Şey etmedik. Arkadaşlara da öyle şey yedirmedim yani. Çok güzel. Bu hafta sonu aslında babalarımızın bizim temizlik işçisi olarak çalıştığı hastanelerde bugün bizim başhekimlerimiz var. Adliyelerde yine temizlik, yani temizliğine gittikleri adliyelerde, adliye teşkilatlarında bugün bizim savcılarımız, hakimlerimiz, avukatlarımız var. Hafta sonu bir etkinliğe gittim. Eskader 2022 armağanlarının dağıtıldığı, takdim edildiği bir ödül töreni, armağan töreni diyelim. Uğur Derman Hoca kesinlikle yani bu ödülü kabul etmiyor. Yani hayır, biz Türkçe kelime kullanalım diyor. Mükafatların dağıtıldığı böyle bir tören vardı. Hollanda'dan da, Hollanda Türkevi Başkanı Veys Güngör, ona da böyle bir armağan verildi. Orada Hollanda'dan benim eskiden tanıdığım bir turizmci arkadaş vardı. Yanında genç bir delikanlı vardı. Kim dedim? Benim oğlum dedi. Pilot. Hollanda'da okudu. Pilot oldu dedi. O uçakları yine temizlik işçisi olarak babalarımızın temizlediği o uçaklarda artık o uçakları kullanacak bizim pilotlarımız da var. Çok hoşuma gitti. Osman Çelik buradan turizmci, Hollanda'nın ünlü turizmcilerinden bir tanesi, arkadaşlarımızdan bir tanesi. Buradan da onu da, oğlunu da tebrik ediyorum. Bizim avukatlarımız, hekimlerimiz, doktorlarımız, ki bunlar öyle bir tane, 10 tane falan değil. Artık onların dernekleri var. Yani Hollanda Türk Hukukçular Derneği var. Yüzlerce üyesi var. Şimdi ustadım, bizim zamanımızda bize böyle bir serbestlik vermediler. Mümkün değildi. En çok dernek kuruyorduk. Ondan sonra tabii o derneklerde de benim yaptığım şeyler vardı. Mesela konferanslar arasında, en çok yaptığım konferanslar arasında işte bizim Türk doktorları vardı. Onları davet ediyordum. İş kazalarından korunma, iş kazaları, sağlık hizmetleriyle ilgili arkadaşlara bilgi veriyorlardı. Efendim, yani... birçok şeyler, her konuda böyle arkadaşlar aydınlatıcı konferanslar falan yapıyorduk. Dolayısıyla bu tür şeyler bizim oradaki fedakar böyle okumuş adamlarımız vardı ama orada okumamışlardı, buradan gelmişlerdi yani. Evet. Orada buradan gelmişlerdi. Benim çocuğum orada okula gidiyor. 3. sınıfta. Eczacı olan kızım. 3. sınıfta orada okula gidiyor. Öğretmen şey yapıyor. Gruplar arasında onları yarıştırmak için. Ondan sonra Alman çocuklar diyorlar ki Fadime, biz Fadime ile yarışmayız. Fadime is computer. Fatma kompütürdür. Biz onunla yarışmayız. Onun olduğu grupla yarışmayız. Çok güzel. Anladın çok hoş. Derlerdi. Dolayısıyla çocuklarımız okumasında bir sakınca bir şey yoktu o zamanlarda. Ancak evet, o kadar yani. Dolayısıyla biz de kısıtlıydık. Yani istediğimiz evet, hareketleri falan yapamazdık. Ama sosyal işleri mesela yapıyorduk. Bir doktor kardeşimiz vardı. Ben onu defalarca şeye getirdim, böyle konferanslar tertip ettim. İş kazalarıyla ilgili, hastalıklarla ilgili konferans veriyordular. Yani böyle bu kadar bizim. Allah razı olsun. Ondan sonra bir mülkiyet diye bir şey yoktu yani biz evet, Almanya'da. Ticaret etmen yani keverbe diyorlar ona yani. Şahsi evet, ticaret etmen, bir iş yeri açman veyahut da bina, ev alman veyahut da bir cami, mescit, arsası alman, böyle bir şey yoktu yani. Ama şimdi elhamdülillah yani bırakın geverbeleri. Bugün çok büyük GmbH'lar var, çok büyük holdingler var. Artık evet, orada üretilen çok büyük fabrikalar var bizim. Çok büyük Türk üreticilerimiz var. Buradan hepsini selamlıyoruz. Özellikle evet, Hollanda'dan programlarımızı sürekli seyreden İbrahim Görmez, Hollanda Türk İslam Kültür Dernekleri Federasyonu'nun kurucu genel müdürü, kurucu başkanı, onu selamlıyorum. Çünkü her programımızı böyle dakika dakika seyrediyor ve ondan sonra da bana selam olsun hepsine. Evet, buradan selam bütün diyoruz. Bütün kurbetçilerimize evet, selam olsun. Yusuf Kavaklı hocam, eski İstanbul Müftü Yardımcılarından Yusuf i̇yi Kavaklı tanırım, hocam da programımızın Yusuf sürekli müdavimlerinden, hürmet ediyorum, ellerinden öpüyorum hocalarımın, büyüklerimin. Biz program bitecek, bitiririz dedim ama bitmedi maalesef hikayemiz.
Daha Almanya'yı konuşamadık ki siz Sahaflar Şehisiniz. Sahaflar Derneği Başkanısınız. Libya var. Hepsini konuşacağız. Allah nasip ederse. Ölenden, yine, kalandan, evet, cenazelerden bahsedemediğim konuşacağız, şeylerden konuşacağız konuşamadık. İnşallah. Allah nasip ederse yine bir üçüncü bölüm yaparız. O üçüncü bölümde konuşamadıklarımız var. Çok önemli konular var. Onları konuşacağız. Ben bugün için çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık, gönlünüze sağlık. Allah razı olsun. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Bu anılarımızı aktarabildiğimiz için bize bu fırsatı veren bütün yayın grubu, hizmeti geçen bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Allah hizmetlerinizi daim eylesin. Amin, amin. Ve sevgili seyircilerimiz, böylece bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımla birlikte bir hafta sonra tekrar sizlerle birlikte oluncaya kadar her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olunuz.